Yani buraya İspanyollar da geldi evet. Tesadüf. Hatta bana dediler ki Cordoba'da ne kadar yaşadınız? Ben de dedim ki hiç gidemedim daha. Selamlar sevgiler, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine Bülent abiyleyiz ama bugün adadayız, Bolcaada'da. Bolcaada'dayız evet. Bir Akdeniz mutfağı abi, in vino. Açıkçası benim çok da hakim olmadığım bir mutfak. Sen hakimsen biliyorum, sana bırakabilirim ben videoyu. Ben de hakim değilim de yani. O zaman sorularımızı da işin ehline soracağız. Tabii abi. Ehline soralım. Ne neyle yakışır, şarabın yanında ne gider? İspanyol, İtalyan mutfağına. Akdeniz karışık. Bir giriş yapıyoruz, birlikte giriyoruz. Hep beraber bakalım. Hadi başlayalım. Bizi aydınlatacaksın burada ada. Merhabalar, hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Hoş bulduk adacığım. Şimdi kısaca şöyle bahsedeyim. İspanyol ve İtalyan mutfağından ürünler burada servis ediyoruz. Çoğu özellikle annemin reçeteleriyle çıkıyor ve biraz açıkçası yorum kattık. Bütün yemeklerde bir şef dokunuşu dediğimiz bir yorum evet, var. Evet, mutlaka var. Geçtiğimiz yıllarda ailemizin kurduğu Talay firmasının şarap evinde yine bu yemekleri yapıyorduk. Bu sene mutfağımızı biraz daha geliştirdik. İsmimizi değiştirdik. İsmimizin de anlamı in vino veritas diye bir şarapla ilgili meşhur bir söz vardır. Şarapta hakikat vardır anlamına geliyor. Oradan esinlenerek in vino ismini koyduk. Yemeklerimizin de hemen hemen hepsi şarapla eşleşebilen ürünler. Şu anda önümüzde tapaslarımız ve ahtapot karpaçyomuz var. İkisi de bizim çok sevilen aperatiflerimiz. Önümüzdeki de karışık tapas tabağı. Kuru etimiz, peynir, füme somon ve kendi yaptığımız ançiyesimiz. Peynir ne peyniri? Peynir karışık, sepet peyniri, mihaliç ve parmesan var içerisinde. Yerli hem yabancı bir güzel bir karışık var herhalde. Evet, yani peynirler de çok özel. Kurtulmuş etler de harika. Sonucuyla da Anchoes. Sardalya'dan yapıyoruz. Kendi yaptığımız ürün. Altında domatesi var. Domates, roka. Ne diyelim? Ne yapalım? Karpaçoya geldi abi. Bunu biraz anlatmamız biraz lazım. Biraz daha karpaçoya biz açar mısın karpaccio mesela? Karpaçoya çünkü pişim tekniği de biraz daha farklı alışılmış. Evet, biz karpaçoda ada ahtapotu kullanıyoruz. Zeytinyağı, soğan, kapari ve karabiber tuzla içerisinde bir müddet bekleyen bir ürün. Evet. Şimdi bunlar tamam geldi ama yanında ne içeceğiz abi? Yanında ne içecek? Ne önerirsin? Hani rakı olsa şimdi... doldur bir tane diyeceğim ama. Şimdi... Biz başlangıcımızı Talay Blush ürünüyle yaptık. Özellikle aperatiflerin yanında tavsiye ettiğimiz bir şaraptır. Buna buz atabiliyoruz değil mi? Tabii ki bunu atabilirsiniz. Hiç problem yok. İçinde Hamburg misketi ve Zinfandel üzümleri var. Biz kendi bağlarımızdan elde ettiğimiz üzümler. Özellikle aperatiflerin yanında çok keyifli oluyor. Bunu aynı zamanda tatlıların yanında, pasta, meyvelerin yanında da tüketebileceğiniz bir ürün. O zaman hoş geldiniz tekrar. Yarısı diyoruz. Spesiva diyordun abi. Dün spesivaydı ama. O akşam karanlıklarda oluyor, yıldızlar çıkınca. Şimdi böyle olsun bakalım. Mesela Bülent abi sen şimdi yeni açacaksın, önümüzdeki ay açacaksın yeri. Menüye hiç böyle bir balık ekleme planın var mı? Var. Ben sana çünkü onu bekliyorum artık. Başlangıç yapabiliriz. Ana yemek. Güveç tarzı böyle bakırda. Özellikle mesela kemiğini yani kılçığını aldığımız onu bir, al, bir balıkla. Onu al rahat yutalım. Yani biliyorsun esnaf lokantaları çabuk yemek yiyilen yerlerden bir tanesidir. O yüzden daha keyifli şeyler sunmaya çalışacağız. O zaman İnşallah ben de sana keyifli bir şey sunarak devam edeyim abi. Buraya gidersek kilo alacağız galiba. Yok abi, kafa hafif besleniyoruz abi. Sağlıklı bak, yeşil var, balık var, sardalya, B12 evet. Hepsi var abi. Yemeklerimizin çoğunda zeytinyağı kullanıyoruz. Onları da bu bölgeden, Geyikli bölgesinden tedarik ediyoruz. Zeytinyağı biz burada çok görüyoruz. Ben bu kadar mesela kullanıldığını beklemiyordum Bozcaada'da. Hani Ege'de biraz daha tam hakim ama Çanakkale bölgesinde bu kadar yaygın bir zeytinyağı tüketimi yok. Herhalde Bozcaada'ya biraz daha ait bu. Bozcaada'daki tarım hayvancılıkla alakalı bir şey. Bozcaada'da öncelikle üzüm dışında hiçbir sebze meyvenin yüksek tonajlı üretimi yok. Onun dışında hayvancılık var da denemez. Yani birkaç sürü var sadece. Bunların da hepsi küçükbaş. Dolayısıyla tereyağı, süt gibi ürünlerin yani buradaki sirkülasyona yetecek üretimi pek söz konusu değil. Ve tam karşı taraf, Geyikli tarafı da zeytincilikle uğraştığı için burada da hem tedariği kolay hem de burada bir alternatif olmadığı için ağırlıklı hep zeytinyağı
kullanılıyor. Ege mutfağıyla da tabii çok örtüşen bir şey. Yani biraz daha tüm ihtiyaçlar zaruriyetten geldiğini burada da görüyoruz. Tabii. Coğrafyanın ne getirdiği iklim, tabii, insanın tabii. Ne gelirse onu işliyor abi. Evet. Ha. Ne ekersin onu biçersin. Aynen öyle abi. En güzeli bu yani. Son noktayı da son koydum. Son noktayı koyalım abi. Yani. Fazla da yüklenmeyelim diyorum. Sen yüklenme çünkü abi payaya gelecek. Evet ben de sana uyuyorum. Sana uyuyorum. Sen bu gezide beni bayağı dinledin abi. Şaşkınlıkla. Abi. Yani şaşkınlıkla abi. Nasıl Bursa'da sen beni çok dinledin. Ben de senin bölgende Boğaz'da seni dinlemek zorundayım. Ada senden soruluyor. O zaman şunları bir halledelim. Birazdan görüşürüz. Devam edeceğiz. Izgara kalamalarımız, salsa verde soslu deniz tarağı ve domates soslu kum midyesi. Deniz tarağından başlayalım anlatmaya. Tabii. Deniz tarağı salsa verde sosuyla pişiriyoruz. Ama şöyle en önemli kısmı, aynı şey kum midyesi için de geçerli. İkisinin de sosunda şarap çektirerek yapıyoruz. Domates soslu kum midyesinde kırmızı şarap kullanıyoruz. Salsa verdeyi de beyaz şarap kullanıyoruz. İkisine de yerel şaraplar. Biri Vasilaki beyaz olan, aynı zamanda içtiğimiz. Diğeri de Kuntra, yine yerel bir üzüm olan şaraptan elde ediyoruz. Onun dışında diğer ara sıcağımız da Baby Kalamar ızgara. Yanında ne içiyoruz Ada? Ondan da biraz bahsedelim. Yanında Vasilaki şarabını içiyoruz. İsmini de üzümünden alan bir ürün. Tamamen yerel bir üründür. Özellikle deniz mahsullerinin yanında hem ara sıcaklarımız hem de payela gibi yemeklerimizin yanında önereceğimiz bir üründür. Hep Bozcaada şarapları kullanıyoruz. Yani dışarıdan başka bir marka tercih etmiyoruz. Aslında bence en doğrusu da bu. Yani buradan dışarıya giderken, buraya gelmişken niye dışarıdan gelmiş bir şey içmek yani, lazım abi? Dışarıdan sadece insanlar gelsin buraya. Biz gelelim abi. Elleri boş gelsin. Karnı da aç gelsin abi. Ay, tabii ki. Zaten bu hava acıktırıyor insanı. Biz kaç günden beri hep yiyoruz. Sabahtan akşama kadar hep yiyoruz. Maşallahımız var abi. Ama hep... Ama denize de giriyoruz, yoruluyoruz abi. Tabii. Yüzme de tabii ki yapıyoruz. Su da hafiften serin olduğu için. Çok güzel koylar var. Hani su da berrak, tertemiz. Evet, özellikle Boğaz çıkışı olduğu için, bir de genelde hakim rüzgar hep Poyraz'dır Bozcaada. Dolayısıyla su beklemiyor. Sürekli tazeleniyor. Bu da hem temizlik hem soğukluk katıyor. Kimisi de çok soğuk geliyor ama biz hastasıyız evet. Yani. Demek ki alışmak gerekli yani, bilmek gerekli. Buraya ayak uyduracaksın. Ayak uyduracaksın yani. Bir de bolca geleceksin, zaman geçireceksin burada. Ama serinlemek istiyorsanız tavsiye ederiz. Hemen şöyle kum midyesinden devam edeyim abi sana. Domates ağırlıklı evet, bir sos var. Domates, baharatlar, defne var. Onun dışında da şarabı çektiriyoruz. Ben sana evet. Sosu biraz çözmeni bekliyorum şu an. Biraz istersen ayrı al sosu. Alalım ayrı. Bir yorumunu alalım yani. Biraz da yoğunlaşmış bir sos. Yoğunlaşmış. Onda biraz farklılıklar var abi. Ya dereotu beni başka yerlere götürüyor da. Şu beyazlar yumurta beyazı mı? Yani nedir bunlar? Onlar sarımsak. Sarımsak. Hı-hı. Evet geldi. Sarımsak. Bunlar da sarımsağı ince ince doğramışlar. Yani sarımsak püresi değil. Bunun özelliği de orada. Ne yoğunlaştırıyor abi? Ben oradayım. Yoğunlaştıran şeyi de bize. Bir yorum yap, bir seçenek sunalım. Doğru veya yanlış bilemezsek eleniriz ya. Yapacak bir ya, şey yok. Bir dakika abi. Bir kaşık daha alsam mı? Al al abi. Ne yoğunlaştırıyor şunu bir çözelim biz. Ya sanki un ama un kokusu da gelmiyor. Yani ona bir işlem yapılıyor muhakkak ama ben un diyorum. Bence şifalı. O zaman abi. İçiyorum zaten ben abi. Ben kendimi sakladım. Sıcakta görüşürüz abi. Sen devam et. Sen payaya taktın kafayı yani ha. Ben beklemedeyim abi. Yani ben de ona gidiyorum payaya. Beklenen an geldi Bülent evet, abi. Yüzler gülüyor. Artık bunu da bana sen servis et de keyifle yiyeyim abi. Abi her şey senin elinde olsun. Aa, ya. Vallahi iyi ya. Ya. Maşallah. Ben edeyim, sen servis et. Neyse ben en küçüğünüz olarak yine ben edeyim. Sağ ol Bülent abi. Sağ ol, kum midyesi vereyim. Kare midyeyi ben kendim alacağım. Sen servis etseydin kendini alabilirdin. Sen alternatifi bana abi bırak. Ben dalarsam Allah ne verdiyse yani. Siz alın lütfen ya. Bir tane ben kendi hakkımı buraya sağlık sakladım. Tamam. Bir yandan konuşmaya başlayabiliriz. Ada sen. Payela tabii. Hakkında. Hem de yorumunuzu nasıl yorumladığınızı da anlatabilirsin. Şimdi payela bizim restoranımızın
imza yemeği diyebilirim. Hadi kıyamadım abi. Hadi, hadi karidesinden de vereyim. At atta kaşığı sıyıran da lezzet aksın. İçerisinde kara midye, kum midyesi, deniz tarağı, iç midye, levrek, kalamar ve karides gibi deniz mahsulleri var. Rengini safrandan alıyor. İspanya'nın çeşitli bölgelerinde aslında farklı servisleri de var. Fakat genel olarak İspanya'da pişirildikten sonra fırınlanıyor. Ve dolayısıyla buradaki ıslaklığı pek bulamıyorsunuz. Bizim aslında pirincimizin nemi biraz daha risotto ayarında. O aslında bizim yorumumuz. O kuruluğu çok sevmediğimizden bu şekilde servis ediyoruz. İspanya'da da aslında böyle neredeyse yokluktan çıkmış bir yemek. Saray artıkları halka ya da saray çalışanlarına veriliyor ve onlar da ne bulduysa pişiriyor. Tavuklu, tavşanlı, etli. Çok fazla aslında varyasyonu var çünkü ne gelirse pişirdikleri için. Oradan çıkmış bir yemek. Bizim de imza yemeğimiz şarapla eşleştiğini düşündüğümüz çok sevilen bir ürün. Bence karışık uyumu falan çok yerinde yani. Hı-hı. Özellikle pilavı falan çok lezzetli. Afiyet o zaten olsun. Pilavda da kavuklu deniz ürünlerinin biraz evet. Tadı pilava geçmesi Hı-hı. Bana göre en önemli şeylerden biri burada da. Yani biz Türk insan olarak pilavı falan zaten çok seviyoruz. Tabii. Yani her yemeğin yanında bir pilav Hı-hı. düşünüyoruz. Bize çok yakışıyor. Hı-hı. Asıl lezzetleri yorumlayan da tabii ki Hülya Hanım. Ama gözükmek istemiyor herhalde bugün. Bugün uğramadı yanımıza, bilmiyorum kapanış, abi. Kapanışı Hülya Hanım yaptı. Aynen, kapanışı lezzetlerin bu yorumlayan. Evet. Çok ısrar ettiniz. Evet, Hülya abla geldi. Herhalde bu lezzetlerin kahramanını biraz sona saklamak istedim Hülya abla. Evet, seni bekliyordu gözlerimiz. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eline sağlık. Enerji kattınız, beğenmeniz bizim için çok önemli. Hem yorumlamalı hem de deniz mahsullerini doyacağımız yani ürünler yedik abi. Evet, bir adadayız. Adada da yani şarapçı bir aileyiz. Şarap üreten bir aileyiz. Şarapla en yakın neyi yakıştırabiliriz dedik. Bir de çok olan balık restoranlarının dışında ne yapabiliriz diye çocuklarla kafa yorduk. Dedik ki en iyisi biz Akdeniz'den uzaklaşmayalım. Evet. İspanyol, İtalyan mutfağından seçmeler diyelim. Kendini yorumlarda iyi yapabiliyorsun. Biz kendi yorumlarımızda tabii bölgemizde bulduğumuz deniz ürünleriyle, tabii bunu İspanya'da çok çeşitli deniz ürünleriyle evet. Çok daha fazla çeşitler var. Onlar yetiştiriyorlar. Bizde bu kadar çeşit yok Türkiye'de açıkçası. Yani bunu bile bulmamız herkes çok şaşırıyor. Yani buraya İspanyollar da geldi evet. Tesadüf. Hatta bana dediler ki Kordoba'da ne kadar yaşadınız? Ben de dedim ki hiç gidemedim daha. Bu pilav o bölgede daha çok yapılıyormuş. Yani bu çeşidi. Tesadüfi bir şey ama beğenildiğine de ben çok memnun oluyorum İspanyollar tarafından tabii. Yani zaten ürünü orijinalini ve evet. Üstüne de geçmişin. Sunum tabağını bile kendin hazırlamışsın evet, yani. O evet, kadar evet, yani kendi. O kadar yorumlamışsın yani. Evet, yani güveç Hülya Hanım'ın elinden çıkıyor yani. Ya abi desenlerde de Akdeniz esintisini evet. her dokunuşta hissedebiliyorsun. Sen de maşallah hiçbir şey kaçırmıyor yani. Boğazı üzerinden. Arkadan abi geliyor bana. Sonata düşkün belli. Bana fısıldıyorlar arkadan abi. Çok güzel ya. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Hülya abla. Ellerine sağlık. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Buraya Bolcaada'ya gelirseniz deniz ürünleriyle yani menüleri gösterdik. Hem de neyle ne iç, yani yanında ne yakışır, hangi ürünleri birbirine yani, uyuşturabilirsiniz. O konu hakkında da biraz bilgi verdik. Biz çok memnun kaldık menülerden. Biz de aydınlandık biraz. Aydınlandık. Kendimize de biraz bir şeyler katmış olduk. Yani biz de bizim vesilemizle adaya gelenler nerede ne yemeli olduğunu görecek yani, bilecek yani. Adres çeker belli yani. Adaya da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür baştan ederim. Beri bize sohbetiyle eşlik etti. Çok bilgiler için de çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet lezzetli olsun. Lezzetli bir günü noktalıyoruz. Evet. Teşekkürler. Yeni videoda görüşürüz. Asmaldık. Asmaldık.